Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nihat Çiftçi. Efendim hoş geldiniz hoş yayınımıza. Hayırlı olsun öncelikle kongre. Nasıl buluyorsunuz? Hem dışarısı hem içerisi hem bu hava, bu atmosfer ne anlatıyor? Yani atmosfer bir kere çok güzel. Heyecanın çok yüksek olduğunu belirtmek istiyorum. 2001 kuruluş kongremizden bu yana tüm kongrelerde delege olarak yer alıyoruz. Ama son zamanların en coşkulu kongresini yaşıyoruz. Gerek dışarıdaki teşkilatlarımız, Türkiye'nin dört bir yanına gelen, 81 ilinden gelen, gerekse salon içerisindeki delegelerimizin heyecanları çok çok yüksek. Bu da tabii ki bizleri mutlu ediyor. Partimiz adına, ülkemiz adına, liderimiz adına geleceğe umutla bakmamıza yol açıyor. Şimdi TÜZİK'te de bazı değişiklikler oldu. Mesela üç dönem kuralının esnetilmesi işte gibi bir başlık var. Ön plana çıkan bu. Diğer başlıklara da bakarız ama nasıl değerlendirmek, görmek, okumak lazım bunu? Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Zaten slogan da o şekilde. Kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Genel Başkanımız olarak seçilmesiyle yepyeni bir dönem. Zaten sistem olarak da yeni bir döneme girdik. Çünkü 16 Nisan referandumla, halk oylamasıyla Türkiye aslında anayasasında yapmış olduğu değişikliklerle yeni bir yönetim sistemiyle başlamış oldu. Bu sistem ister istemez birçok siyasi partiler kanunu, belki seçim kanunu ve yeni bir dönemin zaten başlandığını bize çok net bir şekilde gösteriyor. Onun için AK Parti'deki TÜZİK değişikliği aslında buna bir işaret. Yeni döneme bir işaret. Yeni dönem ister istemez değişiklikler, bugüne kadar belki de görmüş olduğumuz eksikleri artık yeni dönemde çok net bir şekilde değiştirerek yola devam kararı diye düşünüyorum. Şimdi partinin yönetiminde değişikliğe gidilecek haliyle bu yönetimdeki değişiklik teşkilatlara yansıyacak. Aynı zamanda yönetimdeki değişiklik kabineye yansıyacak. İşte bir de hazırlandığımız bir 2019 seçimleri var. Siz de çok önemli bir ilin belediye başkanısınız. Yerel yönetimlere çok fazla görev düştüğünü biliyoruz. Özellikle 2019 seçiminde. Ne görüyorsunuz o tabloyu ve genele baktığınız zaman yerel yönetimlerin önemi ve bu 2019 seçimleri için ki pozisyonu bu kongreyle birlikte nasıl bir şekilde alacak? Şimdi kongreyle birlikte dolayısıyla bu kongredeki değişim ve heyecan tüm teşkilata yayılacaktır. 2019, 30 Mart 2019 yerel seçimleri açısından artık kesinlikle seçim noktasında yerel seçim devrede olacağı için belediyelerimizin alanda, yerel alanda yapmış olduğu çalışmalar yeni heyecanı halka yansıtması ve halkımızı kucaklaması bu atılımla birlikte demokrasi ve liderinizin bize göstermiş olduğu yeni hedefler noktasında alandaki çalışmalar çok önemli olacak. Çünkü artık yerel çok önemsediğimizi belirtmek isterim. Yereldeki iktidarımız her zaman çok önemli. Oradaki halkımızın memnuniyeti, refahı, yerel anlamda almış olduğu hizmet kalitesi her zaman partimiz açısından çok önemli bir konu. Biraz daha özelden genele yansıyan gibi bir durum ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Aslında. Nitekim biz bunu 16 Nisan'da Urfa'da gördük. %70'e evet. Yakın evetle Urfa yeni Türkiye'ye, yeniliğe aslında bugünün ana teması olan yeniliğe evet demiş oldu. Bu da önemli bir referans teşkil ediyor olsa gerek. Şimdi Şanlıurfa öyle. Şanlıurfa aslında yeniliğe çok çabuk ayak uyduran, verilen mesajları çok güzel bir şekilde okuyan ve geçmişten beri de AK Parti'nin sürekli yanında yer alan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına basan bir il. 13 ilçemizde 16 Nisan'daki halk oylamasında tamamıyla reyler yükselmiş durumdaydı. Ve oran olarak %70.8 ile büyük şehirler içerisinde en fazla reyini artıran 4. sırada yer aldı. İlçe anlamda da Harran ve Akşakale %97.95 ile Türkiye birinciliğini ve üçüncülüğünü paylaştılar. Şimdi yereldeki bu değişimin halka yansıması, halkın kendi heyecanını aslında yenilemesi Türkiye'nin geleceği açısından, partimizin geleceği açısından bize çok ümit var oluyor. Çünkü yenilik yapmak durumundasınız.
kadrolarda da gideceksiniz, yerelde de gideceksiniz, teşkilatta da gideceksiniz. Yeni yüzler, yeni heyecanların devreye girmesi toplumun istemiş olduğu, arzulamış olduğu bir konudur. Onun için bunu peki, muhakkak suretle liderimiz yapacak. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun efendim. Için. Hayırlı teşekkür olsun ederim. Tekrar. Yayınlar dilerim. Sağ olun. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nihat Çiftçi bir diğer konumuz efendim bu saat diliminde.